İyi akşamlar dilerim. Şimdi Bülent Ortaçgil şarkılarını dinleyeceksiniz. Yeterli mi bu park çocuklar için? Onlar hiç yeterli değil. Bu şarkı belki de bütün şarkılarımın kaynağı olan bir şarkı. Adı Benimle Oynar Mısın? Göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle Oynar Mısın bir özet, yani her şeyi temsil edecek bir şarkı niyetine yazdım. Çok kitap okuyorduk, çok film seyrediyorduk, çok müzik dinliyorduk ve dünyadaki müzik olaylarını takip ediyorduk. Bir şekilde altyapı olarak bir şey oluşturmaya hazır bir haldeydik. Bu altyapının bir özeti, bir öne çıkması Benimle Oynar Mısın? Zaten Benimle Oynar Mısın'ın bu kadar kalıcı bir şey olduğunu tahmin eder misiniz diye sorsanız, evet etmezdim. Çünkü Türkiye'nin ana akımıyla benim yaptığım şeyin hiç ilgisi yoktu. Ortaçgil ve onun o şarkı anlatışı içime çok işledi ve gerçekten küçük bir yaştaydım. Sanırım çok farkında olmadan başka sanatçılar, başka müzisyenler dinliyordum ama doğru olan anlatış şeklinin kendi adıma işte o benimle oynar mısın da soru soran adamın anlatış şekli olduğuna karar vermiştim sanırım. Oyunu en basit cümlesiyle hayat bir oyun filan, herkesin yani okumuş okumamış, herkesin kolaylıkla söyleyebildiği bir şey. O oyun fikri belki de babamla çok oynamamış olmak gibi bir psikolojik nedenden olabilir. Oyuna takılıyor olmam. Çünkü babam tıp doktoruydu ve evde çok fazla yoktu ve biz kendi halimizeydik. Yani kendimi kazıyıp da niye böyleyim diye düşündüğüm zaman bir oyun takıntısı, oynayamama babasıyla bir takıntısından mı acaba bu sözcük bir tarafımda büyük bir yer etti diye düşünmüyor değilim doğrusu. Ama bu ne kadar gerçek bilemem. Dönüp baktığımda beni etkileyen o dönem, o duyduğum şarkıya benzer başka şeylerin etrafta olmadığıydı. Azdı, özdü ve akılda kalan dinleyiciyi de sorduğu soruya müdahil eden. Yani o benimle oynar mısın sorusu bile siz de hani beğendiyseniz ya da anlattığı hikaye kendinizi denk hissettiyseniz evet deme isteği uyandırıyordu. Şarkı orada tekillikten çıkıp çoğulcu bir hal alıyordu. Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, şarkıları zaten herkes okuduğunca yorumluyor. Yani ben söyledim 68 olaylarını, hani genç de olsak Türkiye'deki o değişimleri, o göç nedeniyle olan biteni ve bundan kaynaklanan toplumsal hareketlerin uzağında birisi değilim tabii ki. Dolayısıyla abdal, yani birisinden abdal benim için şey ifade ediyor tabii ki. Abdalın hani akil bir anlamı olduğu için, yani bilen. Pir Sultan Abdal da olabilir, başka bir Abdal da olabilir. O kadar önemli değil ama yani o ara benim aklımdaki oydu. Abdal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle Oynar Mısın ekibinin çoğu yaşamıyor ne yazık ki artık. Bir kere Benimle Oynar Mısın şarkılarını yazarken yanımda hep kardeşim vardı. Ergun ise piyanist arkadaşımdı. Onunla beraber bu albümün her tarafını hazırladık. Ne yazık ki kaybettik Ergun'u.
Onno Tunç'un ikinci ya da üçüncü yaptığı profesyonel aranjmanlardan bir tanesiydi benim Oynar Mısın albümü. Su olsam, ateş olsam. 74 yılında Ali Kocatepe albümü yayınladı. İsmail Cem dönemindeydi TRT'de ve o şarkıların tamamı denetimden geçti. O zaman şimdiki gençlerin fazla tanımadığı bir denetim sorunu vardı TRT'de. Denetimden geçtiği için radyoda bolca çalındılar. Ama ona rağmen Benimle Oynar Mısın'ın albüm tirajı 1000 adettir. Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Hayat bir oyundur özeti artık başka lezzetler iş işine giriyor tabii ki. Hayat düş müdür, oyun mudur, nedir? O kadar hayatın üzerine hani bilge, hani olmuş bitmiş, ben her şeyi bilirim kardeşlerim türünden laf etmek artık benim için çok zor tabii ki. Çünkü zaman geçtikçe, daha fazla öğrendikçe belirsizliklerin ya da anlaşılamayan şeylerin çoğunlukta olduğu bir dünya içinde yaşadığımızı fark ediyorsunuz. Dolayısıyla bir cümle kurmak, bir yüklemde bulunmak, yani bu budur, nokta diyebilmek giderek zorlaşıyor tabii ki. Yine de oynar mısın benimle? Benimle Oynar Mısın'daki sözlerin basit ve çözüme direkt ulaşan güzellikteki o cümleleri, mesela son yazdığım şarkılarda onları söylemek için 40 bin nereden su getirdiğim ve o naivliğe ve o direkt söyleme güzelliğine de erişemediğimi düşünüyorum her zaman. Sulsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam. 2000'li yıllarda ben ve benim gibi birçok kadın bence Ortaçgil'den ilham alıyor. Ortaçgil bence bu işin çok ciddi mihenk taşıdır. Duruşu ve zikri ve istikrarı bizim müzisyenlerin örnek alması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben şarkılarımı başkasına vermeyi çok uzun yıllar düşünmedim. Ama ondan sonra mantıklı bulmaya başladım. İnsanların seçme şansı olmalı. Yani şarkı çok garipsemedikçe başkası tarafından söylenir. Sevilir sevilmez buna dinleyici karar verir. Sayılmasam kaç olsam, topraktaki güç olsam. Hem sözel olarak hem de müzik olarak çok kalıcı oldu. Bununla övünüyorum tabii ki. Fakat bir yerden de gençlerin artık bu tür şeylerden daha kalıcı ve daha güzel ve daha özenli bir şey yapmasının da zamanı geldi diye düşünüyorum.